Ne konuşacağız bugün hocam? Güzel kız, küçük oğlan konuşalım. Kim var bildiğimiz ünlü çiftlerden? Bülent Ersoy. Küçük oğlan, güzel kız. Gerçi onunki de ana sınıf terk gibi oldu. Pınar Altuğ var. Pınar Altuğ var. Güzel kız, küçük oğlan da 18'i biraz geçsin oğlan. 19 olsun. 25. 25. Hatta mümkünse. Ergenliği tamamlasın. Hani bir evet. 25'e gelmiş olsun en azından. Pedofil değil de hebofil deniyor. Ergenlikteki bir çocuktan hoşlanmaya hebofili deniyor. Ergenliğin henüz başlarındaki birinden hoşlanmaya da ehebofili deniyor. Ben de terim çok boş ver. Hebofili, ehebofili. Bir siyasi parti ismi gibi bunlar. Dehebe, ahedede. Bizim Furkan diyor ya siyasi parti diye. Peki neden böyle oluyor? Neden genç değil? Güzel kız yerine genç erkek dediğine o tam oturmadı ya. Güzel kız genç oğlan. Pınar Altuğ örneğinde mesela Türkiye güzeli bir insan Pınar Altuğ. Ha oradan sebeple. O zaman Bülent Ersoy bu kategoriye girmiyor. Ondan emin değilim de. Ama yani öyle çok görüyoruz ya yaşlanmayan kadın 40'larına gelmiş kadın 50'lerine gelmiş. Yaşlanmayan kadın diye bir terim var günümüzde. Yaşlanmayan erkek de var da kadınlar biraz daha sanki estetik müdahaleleri kolay erişiyor, onu kolay talep ediyor. Toplumsal rollerine uyduruyorlar da. Daha çok kabul görüyor. Güzel erkek biraz az yani. Mesela yaşlandıkça güzelleşen belki Cem Yılmaz olabilir. Değil mi? Cem Yılmaz jawline yaptırdı. İlk stand-up'larındaki halini gör Cem Yılmaz'ın. Evet. Jawline'ı, sakalı, şuraları doldurttu falan ama onunki çok şey oldu. Yok ben daha algıma girmedi o. Burnunu mesela çok kötü yaptırmadı. Hani kenarına küçük dolgularla falan. Bakın mı? Yaşlandıkça. Şu an neyi yaşıyorum biliyor musun? Neyi yaşıyorsun? Hayatımda denk geldiğim en ulvi, en kabul veren insan şey. Cem Yılmaz'a yakışıklı demezdim. Abartma. Abartmadım canım. Yakışıklı demezdim dedim. Asla değil yaşlandıkça demedim. Yaşlandıkça iyi. Yaşlanmayan kadın neyse, yaşlanmayan erkek de. Bunu sadece güzel. Fiziksel görünüş için mi söylüyorum? Fiziksel için söylüyorum. Ha o zaman sadece. Tamam okey. Yoksa Cem Yılmaz gençken de çok yakışıklı değildi. Hala daha da değil. Ama iyi hani yaşlanıyor. Ama yaşlanmıyor diyorsun. Evet. Kendini o anlamda şey evet, yapabilir. Evet. Ha, okay, sadece tamam. Saçı beyazlıyor. Onu da boyamıyor. Hani o da çok yapay duruyor. Ay, saçını evet, boyayan ya. Bir tek Erol Evgin Erol var. Evgin, İbrahim Tatlıses var. Evet. Erol Evgin, Burhan Çaçan. Cem Yılmaz'ın da hayatına bak ya da İbrahim Tatlıses'in. Onlar da hep böyle genç kadınlarla beraber oluyorlar ya. O yaşlanmayan insan ve genç kız. Yaşlanmayan kadın ve genç erkek. Yaşlanmayan erkek ve genç kız gibi oluyor. Erkek de olunca uyuyor, tutuyor da. Kadın da olunca niye böyle bize garip geliyor? Niye oluyor mesela? Ben yani, şu anda 45'e merdiven dayadım. 25 yaşındaki bir ya da 30. Hadi 45'sin ya. 40 bile olsa o çıtırı götürmüşsün. Aynen öyle. Ha, 35, aynen. 40. Kadın da niye tuhaf duruyor? Atanmış sadece, roller tamamen hani. Adam o kadının parasını yemek için. Jigolo falan. Abi bu arada para benim. Hiç, istediğim ne yerim. Zevk benim yani. Kime ne? İnşallah şimdi, o muasır medeniyet seviyesine gelirim tabii ki. Yaş farkı olmamalı diyen tarafta değilim. Akıl yaşta değil baştadır gerçekten. Kayahan İpek Acar'la evlendiğinde ne hissettiysem şimdi de hali vakti yerinde bir kadın genç bir adamla evlenince onu hissediyorum. Evet. Aynı yani. Yaş farkı var o yaş farkı sorun olabilir. Ben çok ilişkileri mantıksal düşünüyorum ya. Şu yaşımda Allah korusun. Hani yaşı yaşıma bir eşim var ama beraber gidiyoruz, takılıyoruz. Şu anda yalnız olsam ben 45 yaşında, 25 yaşındaki bir erkek tahminen ondan önce ölebilirim. O yüzden o biraz yalnız kalabilir falan gibi düşünüyorum. Yani ondan önce ölmek vesaire şeyini düşünüyorum ama şöyle düşünüyorum nacizane. Ben de hiç karşı falan değilim. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin yani orasındayım. Ama sadece belki şöyle olabilir. Şimdi kadın olarak zaten konuştuk ya bu ülkedesin ve kadınsın ve zaten doğal olarak komiksin. Ve sen çekiyorsun Cerem'iz. Komiksin, komik kadın. Senin hayatta aldığın yol, geldiğin nokta, beklentilerin ve yaptıkların ve yapacakların o yaş grubuyla o anlamda örtüşmesi bence mümkün değil. Mümkün zor. Değil. İmkansız demeyelim de bayağı zor. Bakış açısı falan durumu var ya, o yaş grubuyla örtüşmesi mümkün değil. Normal mesela, bunu son zamanlarda çok duyuyorum. 30'lu yaşların, 25 yaşlarındaki erkekler işte büyük kadınlardan hoşlanmaya başladı. Onlardan hoşlanmaya... Onlar zaten hep hoşlanıyorlardı bu arada, yeni bir şey değil. Doğru ya, Fahriye yani, abla vardı. Evet. Şuna bağlıyorum yani, o kadın trip atmıyor, beklentisi kendine dönük %80 ihtimalle vesaire. Zaten kendi hayatında birçok şeyi toparladığı için o orada gerçekten o için keyfini paylaştığı insan yani her anlamda. Ama kadın neden ona evet desin? Çok şeyli bulmuyorum onu. Hakikaten akıl yaşta değil başta. Elbette tabii ki öyle. Entelektüel kapasitesi yüksekse neden olmasın yani? Tabii olabilir anlıyorsa. Öyle bir şeyim yok. Ama çoğunlukta da o. Genelde 20'li yaşlarındaki erkeklerin de böyle bakış açısı o şunu yapayım bunu götüreyim bana ne araba alacak bilmem ne falan filansa onlar direkt antipatik geliyor bana. Çocuğum büyü de gel şeklinde. Yavrum sana ben havlu vereyim banyoya git falan. Evladım. Ablam. Ötede hiç. Oyna git hadi. Ne, bak evet. Sevgilim sana kum havuzu yaptım. Ay arabasını bağırıp evde kum havuzu yaptırmış çocuğa. Sana araba aldım deyip akülü araba aldım. Cenayi'ye bağırdım bir de aşağı. Garajda sürersin. Eve çıkarma yok. Düşünsene sen çocuğuna şey. Görkem Berk su. Park
arkadaşların geldi. Seni çağırıyorlar. Canım sen oyna, ben bir spa'ya gideceğim falan. PS3'yi aldım ben benimkine. Ne aldın? PS3. PlayStation. Dün Göksu bir telefon i̇şte markasıyla. İşte yok ya öyle sevgilin, bilmiyorsun. Olsa bilirdin, 25 yaşında sevgilin olsa benim bilirdin. Benim öyle bir ruhum yok gerçekten. Evet. Yani katil olabilirim. Ha diyor. Böyle şeyler söylemekte fayda var dedi. Evet, ısır lazım olur. Dün ısır. Lazım olur. Dün Göksu bir şeyle ilgili konuşuyor böyle telefon Göksu almaktan. Kızım evet bu arada çocuğum. Çocuğumun yarısı en azından benim gerekim olduğu için yarısı Göksu. Böyle konuşuyorduk falan işte dedik ya işte telefon muhabbeti oldu falan. Dedim ki o kadar çok ismi var ki o telefonların. Şey yapalım dedi ki Samsung ve bilmem ne Ultra Plus Double Fuck. Bak dedim emin misin bu olduğuna? Manas Destanı gibi isim olduğu için şimdi o bunları söyleyecek mesela karşısını anlamayacaksın. İletişim. Çok sıkıntı. İletişemezsin ya. Ya ilişki değil o, çelişki olur bence yani. Ama bazıları var. İçine 50 yaşında adam kaçmış gibi olanları oluyor ya. Evet. Belki bilemiyorum. Tabii bilemeyiz yani. Ön yargımız yok sonuçta. Bizimki varsayım. Ben ama biraz daha yaş yaşıma zamanında öyle işte aynı liseye gittiğim Kocişkom'dan. Özkocam, kendi beyim. Özkocam'dan beraber yaşlanıyoruz. Şimdi maşallah maşallah. Onun saçlar bembeyaz oldu. Benimkiler de bembeyaz oldu ama boyuyorum. Onun gözlerinin etrafı ya, kırışık. Ya bir şey dedim, her türlü ben çıtırsın botoks. Sen. Botoks yaptırıyorum. Her türlü çıtırsın. Benim gerginlikten yaptığım bir sebebi gerginlikten vücudum botoks üretiyor muhtemelen. Daha saçımda beyaz yok. Anneannem şey derdi, çayır çürümez deli kocam almış. Lan biri beyazlasın lan, iki tane beyaz olsun. Geçen beyaza boyatmaya kalktım. Adam dedi ki 4 saatte boyarım. Dedim yok, benim öyle bir vaktim yok. Zor. Kuaför işleri çok zor. Ben de 5 saat oturmuşluğum var. Çok gerçekten. Sen bir de nasıl oturdun çok, ya? Çok çok zor sabrettim yani. Gerçekten zor kuaför. Ben yok hiç aslında. Düşünsene 25 yaşında sevgilin olsa öyle oturman lazım onunla yani. Çünkü oyun oynayacak o. Böyle oturuyorsun. Çok sıkılır insan. Oturamam ben öyle. Onunla birlikte mi oyun oynayacağım, onunla mı oynayacağım? Onunla oynayacağım işte. Anladın sen onu. Şeyde vardı ya Queen's Gambit'te. Pardon, ne kadar sürüyor diyor. Sevdin mi Queen's Gambit'i? Ben çok sonradan geliyorum öyle şeylere. Ha. Eski çağ kadınıyım ben. Sen seversin, sevmezsin. Ben bir miktar yaş farkı olmasını normal kabul ediyorum da çok fark olursa zor gibi ya geliyor arada bana. Arada çağ yani var. 10 ve üzeri yaş farkları kadın büyük olsun, erkek büyük olsun hiç fark etmez. Evet. Biraz zor çağ olmamalı. Evet. 10 üst limit olabilir. Makul arkaik de düşünüyorum. Ama. Nerelik? Arkaik yani eski kafalı mı? Yok şakayık gibi geldi bana. Güzelliğiniz şaka mı? Şakayık. Kadının bütün hevesini içine kaçırmak suretiyle. Evet, o makul bir aralık ama. Olabilir yani, oradan bir yerinden yakalarsın. Şöyle, seks insanın kendisine yakışanı giymesidir, öyle düşün. Ya, demokrasi miydi, yok o modayla alakalı. Seks insanın kendine sıkışanı giymesi. Aman herkesin günahı taş gibi üstüne dur. Laf aramızda, laf aramızda ben hiç dedikodu sevmem. Gelsin yüzüne de söylerim yani. Ben hiç dedikodu sevmem. Ben de hiç hoşlanmam. Ya yapmam da, yapanın da yanında durmam yani. Dedikodu mu? Ben şurasındayım. Mustafa Sarıgül'üm. O mu ona şey yapmış? Koruma mı ona şey yapmış? Bilmiyoruz. Biliyoruz. O, yanında mıydın oğlum? Nereden biliyoruz diye. O ben değildim de inceletmiş adam. Korumaya Yellow Rose mu? Koruma rızası var mı? Ben rızalı gibi. Bayağı rızalı gibi. Rızalı tamam. Koruma. Herkes rızalı. O zaman bize... Hiçbir şey düşmez yani. Diyemedim. Özel hayatın gizliliğidir. Onun özel hayat kendi ayıpları yayınlayanında. Kimse ben seyretmedim de hiç. Ben seyredemedim. Çok merak ettim ama Twitter kullanmadım. Hiçbir yerden göremedim. Bir bakalım hep. Hadi bir göreyim de ona göre yorum yapayım. Ne otoritesiysem şu an. Şimdi bir öncesi yap. Ondan sonra bir de sonrasını. Bir seyrettir onu bize. Bir öncesi sonrası yapalım. Ay bana evet izlettir de. Yok artık. Direkt çıkıdı da teste. Hayır şey projeksiyonla yayınlasa ya şimdi öyle. Şey olsun bir de tepki videosu gibi seyrederken tepkimizi çek. Ben de ilk defa seyrediyorum bu arada. Şöyle bir şey de olabilir. Yani kontrolsüz üremenin önüne geçmek için adam bir proje de yapıyor olabilir. Çünkü öyle politikaları var zaten diyorsun. Köylerine göndereceğiz falan. Düşünün de BİM rafında Yellow Rose. BİM'de satılıyor ama. Sonsuz Half Yellow Rose. Bölüm bayağı yapamayacağım sen gibi geldi bana. Ama yok, bizi şu an beklentiye şey yapıp... Yok mu? Bulaşamıyor musun? Al işte. Bir de bunlar genç diyoruz. Hiç boş yani. Bulamadı videoyu. Mahkeme kararıyla her yerden engellemiş. Ya çok merak ettim ben ya. Sadece bir tane screenshot gördüm. Videoyu seyredemedim de. Bunu mesela tamam okey. Homofobik değilim ben. Sağlıklı buluyor muyum? Bulmuyorum. Homofobik ama... olmadım nereden biliyorsun? Böyle şeyler beni o kadar rahatsız etmiyor. Sınanmadığın günahtan masum sayamazsın tamam. Kendini. Sınandın okay. Mı bu konuda? Sana hiç daha önce... Evet. Yakınlaşma oldu ve... Ha, olmadı. Ha, tamam. Ve korkmadım. Yok, korkmadım da tercih etmiyorum dedim tamam. Sadece. Denemeden tercih edip etmediğini de bilemezsin ya o yüzden. Ne yapayım şimdi müjdeme sorarsan? Duralım şimdi deneyim. Devam edin. Bu da bir heves nur çıktı. Görkem'in bütün karanlığıyla nasıl yüzleştik? Bölümün adı bu. Görkem'in karanlığı.
Ya bayağı bilinçli ama çaktırmadan öyle biliyor anlatıyor. Söylüyor değil mi? Yani ifşa edeceğiz. Hayırlısı ya işte. Allah şey yapmasın kimseyi. Allah şaşırtmasın diyebilirim. Başka ne diyeyim bilemedim. Peki yok, homofobik değiliz de orada bir patron çalışan ilişkisi var değil mi? Bayağı. Yani bir de adamın patronu TC yani. Amir memur ilişkisi var, patron çalışan ilişkisi var. Büyük, küçük. Orada çok fazla iç içe girmiş roller var. İç içe girmiş gerçekten. Kapat ya.